Bildiğiniz gibi son iki haftadır yayın camiasında inanılmaz bir çalkantı var ve Twitch'teki herkes teker teker Kik platformuna geçiyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kik yayın ayarlarımız nasıl olmalı, neler yapmalıyız bunları göreceğiz. Bu yeni bir serinin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi kanalımda birçok Twitch ile ilgili içerikler mevcuttu. Artık biraz da Kik ile ilgili içerikler yapmaya başlayacağım. Bu nedenle canlı yayınla ilgileniyorsanız... Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorumlara da merak ettiğiniz soruları yazmayı unutmayın. OBS üzerinde çok fazla durmayacağım çünkü önceki videolarıma bakarsanız eğer birçok OBS ile ilgili videom olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle temel ayarları yapacağız ve Kik ile OBS bağlantımızı nasıl gerçekleştireceğiz buna bakacağız. Öncelikle bir sahnemiz mevcut ben buraya ekle diyorum ve bir adet kameramı ekliyorum. Gördüğünüz gibi kameramı ekledim ve daha sonrasında ayarlar kısmına geliyorum. Video kısmına geliyorum. Eğer hangi çözünürlükte yayın yapmak istiyorsam buradan onu seçiyorum. 1920x1080 ve aynı zamanda 60 FPS bir yayın yapmak istiyorum. Hemen buradaki video bölümünden temel tuval ve çıkış çözünürlüğünü 1920x1080, ortak FPS değerinde 60 FPS olarak güncelliyorum, uygula diyorum. Geliyorum çıkış bölümüne. Çıkış bölümünde çıkış modunu basitten gelişmişe getiriyorum. Ve sonrasında gördüğünüz gibi burada yayın sekmesindeyim. Eğer ben Nvidia bir ekran kartım varsa Nvidia NVEC H264'ü seçiyorum. Ve aşağı kısmında oran kontrolü kısmında CBR aktif ediyorum. Ve burada Kik'te Twitch'te olmayan fakat Kik'te olan mükemmel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Twitch'te partner değilseniz 6000 bitrate'e kadar çıkış yapabiliyorsunuz. Fakat de böyle bir şey yok. Partner olsanız da olmasanız da 8000 bit'e kadar çıkış yapabiliyorsunuz. 1920'ye 1080 60 FPS'te en iyi kalite 8000 bit olarak olacağı için ben burayı 8000 bit yapıyorum. Anahtar kare aralığını 2 yapıyorum. Burayı yavaş iyi kalite olarak bırakabilirim. Ayarı yüksek kalite çok seferli modu ben tek seferde tercih ediyorum. Maksimum B karelerinde 4 yapıyorum ve diyorum. Ve sonrasında temel yayın ayarlarımız gerçekleşti. Şimdi burada sizlere kesin ve net veriler veremiyorum. Bunun en büyük sebebi bilgisayarınızın kurulumu ve ayarlarıyla birlikte internetinizin uploadunuzun ne kadar sağlıklı olduğu da çok önemli. Bu nedenle speed test yaparsınız ama atıyorum 10 megabit uploadunuz vardır fakat 8000 bit veremeyebilirsiniz. Bunun sebebi altyapınızın stabil olmaması olabilir. Bu nedenle burada biraz siz tecrübe ederek göreceksiniz. 10 megabitlik bir uploadunuz varsa 8000 bit rate vererek bunu denemeye başlayabilirsiniz. Baktınız yayınlarınızda donmalar oluyor, drop oluyor, bir şey oluyor. Bunu 6000 bitrate'e çekersiniz. Tekrar sıkıntı yaşıyorsunuz 5000 bitrate'e çekersiniz gibi ayarlar yapabilirsiniz. Baktınız hiç olmuyor. Yayınınızı 1920'ye 1080 değil de 720p'lik bir çözünürlüğe düşürerek bu şekilde deneyebilirsiniz. 60 fps değil 30 fps yaparak deneyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bir yerde yayın yapıyorsanız asla ve asla İlk yayın itibariyle mükemmel yayın yapamazsınız. Yayın yapa yapa tecrübe edeceksiniz. Yayın yapa yapa yayınlarınızı geliştireceksiniz. Bu nedenle bu tarz ince detaylara lütfen takılmayın. İlla ben 1920'ye 1080 yayın yapacağım diye kendinizi kasmayın, sisteminizi yormayın. Abi bir başlayın. 720p yapın biraz yayın yapmaya başlayın ki devamı bir şekilde gelir. Bir şekilde toparlar. Neyse burayı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi yayın ayarlarımız tamam. Nvidia bir ekran kartınız yoksa da X264 yapabilirsiniz. X264 de işlemcinize yüklenecek olan güçtür. Yani yayını işlemciniz üzerinden yapacaksınız demek oluyor. Burada da CBR olarak kalacak oran kontrolü. Burayı yine 8000 bitrate yapabilirsiniz. Anahtar kare aralığını 2 yaparsınız. Profil main Ayarla yok dersiniz. Bu şekilde de işlemci üzerinden yayın yapma ayarlarınızı da tamamlamış olursunuz. Ama dediğim gibi Nvidia bir ekran kartınız varsa mutlaka H264'da yapmanızı öneririm. Nvidia bir ekran kartınız vardır fakat video kodlayıcınızda H264 yoksa ekran kartınızın driverını güncellemeyi deneyin. Ya da H264en ve kodeyi desteklemeyen bir Nvidia ekran kartınız var demektir. Bunu da ayrı olarak ekleyeyim size. Şimdi sıra geldi Kike. Gördüğünüz gibi Kik'in arayüzü gerçekten Twitch'e çok ve çok benziyor. Ve şunu da söyleyeyim ben de artık Kik'te yayın açmaya başlayacağım. Açıklama kısmına Kik kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan şimdiden takip ederseniz yayın yapmaya başladığımda da hep birlikte hızlı bir şekilde kaynaşma içerisine gireriz. Bu yüzden çok mutlu olurum. Lütfen takip edin. Kik hesabımı takip edin. Zaten hangi onur yazdığınızda çıkacaktır. Daha henüz hiçbir ayarı yapmadım. Kanalımda ne bir panel ayarı var ne bir şey var hiçbir şey yok. Bunların hepsini kendim için yaparken video olarak da sizlere anlatacağım. Bunu da ekleyeyim. Şimdi OBS'imizi yaptık. Hazırladık. Her şeyimiz tamam. Buradan yayın bölümüne geldik ve burada yayın yayınımızı nasıl kike bağlayacağız buna bir bakalım. Hemen geldim kick profilime. Yayıncı paneline geldim. Yayıncı panelinden ayarlar bölümüne geldim ve burada gördüğünüz gibi yayın anahtarı bölümü var. Buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi bir yayın bağlantısı veriyor, bir de yayın anahtarı veriyor. Bu yayın anahtarını sakın sakın kimseye vermeyin. Yoksa sizin kanalınızda başkaları da yayın yapabilir. Sonrasında geldim OBS'e ve burada hizmet bölümünden özeli seçiyorum. Geri döndüm. Yayın bağlantısını kopyaladım. Sunucu kısmına yapıştırdım. Tekrar döndüm. Yayın anahtarını kopyaladım. Yayın anahtarı bölümüne yapıştırdım. Ve uygula tamam dedim. Artık OBS'imiz Kik platformuna yayın verebilecek. Hatta sizlerle gelin şöyle bir şey yapalım. Yayın bölümüne geleyim. Şunu ekranın yanına alayım. Bunu da buraya alayım. Şöyle bir yayını başlattım. Bakalım buraya ne zaman düşecek. Bunu da birlikte şu an için görmüş olalım. Şöyle bir F5 yapalım. Çevrim dışı gözüküyoruz hala. Tekrar yeniledim ve gördüğünüz gibi yayındayız şu anda gördüğünüz gibi kickte. Hemen yayını durduralım. Gördüğünüz gibi yayınımızı açabildik yani yayın anahtarımızı girdik. Şimdi sizlere bir kickle alakalı OBS'inizde başka ne yapabilirsiniz buna bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir sohbet bölümümüz var. Sohbet bölümümüzün sağ üst köşesinden 3 noktaya tıklayıp açılır pencere sohbet deyin. Ve sonrasında gördüğünüz gibi sohbetiniz ayrı bir pencerede açıldı. Daha sonrasında buradaki linki kopyalayın ve OBS'e gel. OBS'ten panellere geliyorum. Özel tarayıcı yuvaları diyorum ve buraya diyorum ki kick chat diyorum ve buraya URL'yi yapıştırıp uygula diyorum. Sonra benden gördüğünüz gibi burayı kabul ediyorum. Ve gördüğünüz gibi artık chat'im OBS panelimde açık. Hemen şöyle mesela sağ tarafa bunu böyle alıp sabitleyebilirim. Ve bununla birlikte rahat bir şekilde OBS üzerinden kick chat'imi de kontrol edebilirim. Temel bağlantımızı yaptığımıza göre kick giriş serimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kick platformunu OBS ile entegre etmemiz aslında çok kolay. Bu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde OBE'sinizi iki hesabınıza bağlayabilirsiniz. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.